Hulusi Akar olsun, Bekir Bozdağ olsun, Süleyman Soylu olsun bir mücadele içerisindeler. Fakat benim ilgimi, dikkatimi bir şey çekti. Geçen hafta Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi konuşuldu. HDP'liler konuştu, Komünist Partililer konuştu, CHP'liler konuştu, İyi Partililer konuştu. Karşısına kamerayı koyan şov yapmaya başladı. Soylu'ya hakaretler, şerefsiz, yargılanacaksın. Sen hapiste çürüyeceksin. Değerli arkadaşlar, söylemiştim. Bu yeterli artık, lütfen rica ediyorum. Konuşmayın da arkadaşlar, bütçeyi tartışıyoruz burada. Sen hapislerde çürüyeceksin diyor. Bu adam, Ahmet Şık dediğimiz adam, hiç kusura bakmayın kardeşim. Ben lafımı burada esirgemeyeceğim. Aynen öyle. İt ürüyor, kervan da yürüyor. Şu terbiyesizliğe bakar mısın? Hulusi Akar olsun, Bekir Bozdağ olsun, Süleyman Soylu olsun bir mücadele içerisindeler. Fakat yani Hulusi Akar denildiğinde hiç olmasa yani çıkıp da Hulusi Akar'ı söylenen sözlere karşı duran AK Partililer var. Bekir Bozdağ'a yapılan bir hakaret anında AK Parti'nin yetkilileri ilçe başkanına varana kadar herkes tarafından karşılık buluyor. Hemen karşılık veriyorlar. Fakat benim ilgimi, dikkatimi bir şey çekti. Geçen hafta Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi konuşuldu. Bakın, HDP'liler konuştu, Komünist Partililer konuştu, CHP'liler konuştu, İyi Partililer konuştu ve o bütçe görüşmelerinde, hani bütçe, adı bütçe diyorlar ama bütçe görüşmelerinde bir tek hani İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir ifade kullanılmadı. Ne konuşuldu? Hulusi Akar'ın işaret ettiği gibi karşısına kamerayı koyan şov yapmaya başladı. Soylu'ya hakaretler, şerefsiz, yargılanacaksın, bilmem ne olacaksın, hesap vereceksin. Bir tane HDP'li de her türlü bunun hesabını sorarız deyince tabii kıyamet koptu, her türlü hesabını sorarız. Nasıl soracaksın? Sonra kıvırmaya başladılar. Efendim, yargının nazarında hesap sorarız. Şimdi size sırasıyla önce Ahmet Şık'ın nasıl Soylu'ya saldırdığını bir izleteceğim. Sonra çok uzatmayacağım. Yani birçok kişi saldırı içerisinde oldu da Engin Özkoç vesaire, iki kişi izleteceğim size. Sonra üzerinde başka bir video göstereceğim size ve Süleyman Soylu'nun ne kadar yalnız olduğunu ve AK Parti içerisinde de ne kadar yalnız bırakıldığını size anlatacağım. İnanamayacaksınız. Nasıl ya diyeceksiniz. Bu görüntü böyle miydi gerçekten? Hadi bakalım. Önce Ahmet Şık. Oturun. Lütfen yerinize oturun. Hepsi çıkacak ortaya. Değerli arkadaşlar. Herkes sırası geldiğinde konuşuyor. Rica ediyorum. Sayın Baki Ersun. Mal varlığımızı koyalım. Bütün yedi cetsimizi de koyalım. Sen sadece hamaz. Değerli arkadaşlar. Sen hapiste çürüyeceksin. Değerli arkadaşlar. Söylemiştim. Bu yeterli artık. Lütfen rica ediyorum. Konuşmayın da arkadaşlar. Bütçeyi tartışıyoruz burada. İkili diyaloğa girmeyelim. Rica ediyorum. Seni herkes dinledi seni. Satılmasına ön ayak olan, mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için oturmaya 10 dakika ara veriyorum. Sen orada oturamayacaksın. Son kez orada saygısız oturuyorsun. Bunu herkes biliyor. Mesajı aldık diyorsun. Açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor? Bunları da anlat. Amerika'ya laf çakıyorsun. Senin reisin gidiyor orada, el sıkışıyor. Aranızdaki çeliş gibi derinleşti. Bunlara bir hesap ver bakalım. Bunlara bir soru ver. İçimizden çıkaralım kendimizi ortaya. Delikanlıysan bağımsız yargıda hesaplaşırız. Tamam Ahmet, sen arkaya gel. Tamam. Değerli üstüne yürüyün. Ben önce kendi adamını sustum. Şuraya bak ya. Bütün gücünüzü kalabalık olmaktan alın. Bu kadar sizin. Tamam Ahmet, geriye gel sen. Sen gel arkaya. Sen hapislerde çürüyeceksin diyor. Terörle mücadele eden İçişleri Bakanı'na söylüyor bunları.
sen hapislerde çürüyeceksin diyor. Şimdi bu adam benim devletime katil devlet diyebilen, rahatlıkla diyebilen bir adam. Bu adam hapislerde çürümeyecek, Süleyman Soylu çürüyecek. Bu adam PKK'yı savunuyor. Bu adam teröre arka çıkıyor. Bu adam bizim savcımız adliyede teröristler tarafından öldürüldü. Bu adam Ahmet Şık dediğimiz adam gidip bu teröristlerle röportaj yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi de bunu manşette yayınladı. O zaman Cancık dediğimiz Can Dündar gazetenin başındaydı ve bu eylemi yapmak zorundaydık. Öldürmek zorundaydık dediler manşetten, teröristlerin ağzından. Şimdi bu hapislerde çürümeyecek, hiç kusura bakmayın kardeşim. Hiç kusura bakmayın. Ben lafımı burada esirgemeyeceğim. Az önce programın başında size bir şey izletmiştim. Hatırladınız mı? Aynen öyle. İt ürüyor, kervan da yürüyor. Şu terbiyesizliğe bakar mısınız ya? Bana şimdi bazıları diyor ki, ya kardeşim diyor, hem Süleyman Soylu ile konuşmuyorsunuz, hem diyaloğunuz yok, arkadaşlığınız kesilmiş, hem de savunuyorsun. Ulan ben kimi savunayım burada? Kimi savunayım? Ahmet Şık'ın yanında mı olayım? Ya Ahmet Şık veya o HDP otur yerine diyor ya, otur, otur yerine, otur. Elini kaldırıp Süleyman Soylu'nun üzerinde yürüyen adamın yanında mı olayım ben? Bu ülkenin İçişleri Bakanı'na hakaret dolu, ağız dolusu hakaretler yapan Ali Mahir Başarır'ın yanında mı olayım ben kardeşim? Benim sitemim var. Kırgınlığım var. Ama baki, ya ben daha dün bir yazı yazdım. Dedim ki kardeşim, benim neden yurt dışı yasağım var? Çünkü Süleyman Soylu benimle ilgili suç duyurusunda bulundu. Dedi ki, teröre bilerek ve bilmeden terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasında bulundu beni Süleyman Soylu. Ve o yüzden bir soruşturma başlatıldı ve o soruşturmanın akıbeti yok arkadaşlar. Dosya falan açılmadı. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya gönderildi. O dosya öyle bekliyor. Ben diyorum ki kardeşim bak, ben bir terörist muamelesi gördüm bu ülkede. Terörist muamelesi gördüm. Her ayın 15'inde gittim, imza attım adi bir suçlu gibi buradayım diye. Yurt dışına çıkamıyorum. İlk defa söylüyorum, umreye gidecektim, gidemedim. Davet ettiler, biletler hazırladılar, dedim gelemiyorum ya. Vallahi gelemiyorum. Ha bu kırgınlığım var. Arkadaş bir dosya varsa orta yerde, hani ben kaçacaksam, teröre destek vermişsem o hakim dönüp de kardeşim çıkamaz diyorsa o zaman bir dakika. Ha bunu bir kenara koyuyorum. Ama ben bunu yaşıyorum diye ben Süleyman Soylu ve Ahmet Şık karşı karşıya geldiğinde Süleyman Soylu'nun karşısında olursam benim imanım zayıftır demektir. Ben o zaman Türklüğümden, Müslümanlığımdan, inancımdan şüphe ederim ya. Bu adam bana bunları yaptı diye yaşadığım sıkıntıların hesabı olmadığını hesabı yok. O kadar çok sıkıntı yaşıyoruz, yaşatılıyor ki buna rağmen diyoruz ki hayır ya ben şu Ahmet Şık'a karşı diyor ki sen hapislerde çürüyeceksin. Hasistin lan demeden edemiyorum. Kusura bakmasınlar. Bana haber gönderiyorlar. Süleyman Soylu'yu niye bu kadar savunuyorsun? Babamın oğlu değil, bu ülkeme hizmet ediyor. Ondan dolayı savunuyorum. Düşmanım da olsa savunmaya devam edeceğim. Şimdi bir video daha getir. Önce şeyi getir. Ali Mahir Başarır'ın bu Süleyman Soylu'ya çemkirmesini getir. Getir bakayım. Şimdi ülkenin geldiği noktaya bakın. Sizin Sayın Bakan'ın dolandırıcılarla, uyuşturucu baronlarıyla herkesin resmi var var var. Konuşuyor, konuşsun. Onu çok takan yok. Ya en son bal ve arı dolandırıcılığı çıktı. Onda da resmin var senin. Sen busun. Sen busun. Sen ahlakını yitirmişsin. Onurunu yitirmişsin. Yüzün keçi olmuş senin. Sen terbiyesiz bir adamsın. Sen bir bakana yakışır mı hareket ediyorsun? Ne laf atıyorsun bana? Hangi yüzle laf atıyorsun? Ya senin yüzün keçi olmuş keçe. Anlatıyorum. Bunlar yalan mı? Bunlar yalan mı? Bunlar yalan mı?
senin yüzün keçe gibi olmuş. Sen utanma duygunu yitirmişsin. Yazıklar olsun. Ya bu nedir Sayın Başkan ama? Sayın Başkan. Başkanım bir şey söylesin. Sen süresin demden mi var? Teşekkürler başkanım. Onları mı getirdim? Al sen bunlar utan. Al bak. Al. Uydurma, uydurma. Şimdi arkadaşlar, orada bir HDP'li Süleyman Soylu'ya laf atıyor. Orada Ali Mahir Başarı Süleyman Soylu'ya laf atıyor. Orada bir başkası Engin Özkurtçu galiba. O da Tuncay Özkan ayakta. Bununla ilgili birçok video var yani. Ayakta bağırıyorlar. Sen şerefsizsin, sen şöylesin. Bu HDP'li milletvekili diyor ya hani otur bakayım yerine, otur diyor yerine. O da çemkiriyor oradan. El ayak hareketleri yapıyor. Böyle bir kabadayılık Süleyman Soylu'nun üzerine yürüme gayreti içerisindeyken Süleyman Soylu da bu görüntülerde çıldırmış haliyle karşımıza çıkıyor. Şimdi Mustafa videoyu tekrar getir. Ben kelebekte olayım. Başka bir şeye dikkat çekeceğim. Şimdi Süleyman Soylu burada konuşuyor. Getir bakayım. Şimdi bakın İsmail Çataklı. O videoyu biraz kaldır. Bir de arkasında Süleyman Soylu'nun arkasında bir kişi var. Tanımıyorum. Bak Süleyman Soylu kendini yırtıyor orada. Yanındaki bakan yardımcısı orada simidini, çayını, peynirini yiyor. Arkasındaki çayını hiç ihmal etmiyor. Bunlar hepsi İçişleri Bakanlığı'nın mensupları. Aslında sağında da bir isim var. O da çayını, kahvesini içiyor. Süleyman Soylu'nun önünde bir tane, iki tane, iki bardak su var. Bakın ne güzel ya. 50 kaldırma. 50 kaldırma. 50 kaldırma. 50 kaldırma. 50 kaldırma. Kaldırma. 50 kaldırma. 50 kaldırma. Otur. Otur. Terörist olsun. Otur terörist olsun. Otur. Arkadaşlar. Terörist olsun. Süleyman Soylu'nun yalnız olduğunun görüntüsüdür bu arkadaşlar. Yapayalnız olduğunun görüntüsüdür. Süleyman Soylu boğazını yırtıyor. Orada mücadele ediyor. Abi onlar oturmuşlar hiçbir şey olmuyormuş gibi aynı peyniri sürüyor rahat rahat. O kadar rahat ki ulan insan rahatsız olur ya. İnsan bir der ki bu nedir ya? Senin bakanın orada sabahtan beri 1 milyon tane küfür işitmiş be kardeşim ya. O simit senin boğazından nasıl geçiyor? Ben bu videoyu izlediğim zaman yemin ediyorum içim acıdı. İçim acıdı. Sosyal medyaya baktım. Gün boyunca. Oturun. Lütfen yerinize oturun. Hepsi çıkacak ortaya. Değerli arkadaşlar. Herkes sırası geldiğinde konuşsun. Başka kimse bu kadar küfre, bu kadar hakarete, ne bileyim böyle ağza alınmayacak küfürler edilmesine karşı bir tek tepki gösteren olmadı arkadaş ya. Yazık günah ya. Yazık günah ya. Bu adam neyin mücadelesini veriyor? Bu adam neyin mücadelesini veriyor? Ya iki tane adam çıkıyor. İki soytarı. Diyor ki Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine oynuyor. Lan yalan. Cumhurbaşkanı adayı Süleyman Soylu olacak. Oğlum yalan. Efendim Süleyman Soylu MHP'nin başına geçecek. Yavrum yalan yalan. İnanma. Bunların niyeti fitne. Fitne oluşturup Süleyman Soylu'yu AK Parti'den uzaklaştırma arzusu içerisindeler. Ha bazıları da ya arkadaş Süleyman Soylu Kürt düşmanı. Süleyman Soylu'nun olduğu yerde bize ekmek yok diyenler de var. O yüzden sahip çıkıyorlar. Kim sahip çıkıyor? Ben şimdi AK Partililerden bahsettim. Yahu sen kurban ol Devlet Bahçeli'ye ya. Sen Devlet Bahçeli'ye kurban ol be. Adam çıktı bir kez daha Süleyman Soylu dedi.
bizim gururumuzdur, onurumuzdur dedi, sahip çıktı. Teröriste tek bir şey söyleyemeyen CHP'li grup başkan vekilleriyle bazı milletvekillerinin HDP ile el ele tutuşup terörle mücadelede muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları, hükümeti karalamaya çalışmaları siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, haksız suçlamalarda bulunan, surda gedi kaçmak için çırpınan, kale duvarlarını yıkmak için dinamit görevi yapan, PKK-YPK adına saldıran terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır, namettir. Ve sadece bu meclis çatısı altında o saldırıları yapanlara söylemedi. Hani köpekleri gösterdim ya size. Ta Amerika'dan, İsveç'ten, Almanya'dan havlayan Cevheri Güvenlere, Tarık Toroslara, Adem Yavuz Arslanlara, Erkam Tufanlara vesaire hepsine, Hakan Şükür'e, bunlara seslendi. Hoş dedi, hoş, hoş dedi. Daha ne desin yani?